Peki özellikle vergiyle alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir yapay zeka ile vergi denetimi söz konusu denildi. Evet. İçeriği nedir, ayrıntıları nedir sizden öğrenelim. Evet, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka artık bütün alanlarda sistemin işine yaramaya devam ediyor. Oradaki yazılımlar, oradaki hesap hareketleri biraz daha yapay zekanın avantajlı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle hesap hareketleri noktasında, işin takibi noktasında Hazine Maliye Bakanlığı'nın maliye ayağı burada devreye giriyor ve bundan sonraki süreçlerde yapay zeka ile zamanında vergisini ödemeyenler, vergi kaçıranlar veya IBAN'da farklı transfer hareketi olanlar, şüpheli işlemler gerçekleştirenler hem MASAK tarafından takip ediliyor hem de Hazine Maliye Bakanlığı'nın maliye tarafından takip ediliyor. Bir anormallik hissedildiği zaman veya görüldüğü zaman da yapay zeka bunu anında tespit ediyor. Geçmişe dönük işlemler burada sistem ve kayıt altına alındığı için bundan sonraki hamlelerin hareketliliği veya işlem hareketliliği yapay zeka tarafından tespiti daha kolay olacaktır. Peki vergi demişken bir de borsa tarafında, hisseler tarafında vergi kaç gündür konuşuyoruz? Bununla ilgili son durum nedir? Hemen sizden alalım. Yani Sayın Bakan bu konuyla ilgili şu anda gündemlerinde olmadığını ifade etti ama ben şahsen bir vergilendirme bekliyorum. Hem borsa tarafında hem kripto para piyasasında yeni bir vergilendirme sistemi al-sat tarafında gerçekleşebilir. Ve dolayısıyla yeni vergi sisteminin gelmesi benim için sürpriz olmayacaktır. Peki bir de son olarak şunu da sormak isterim. Resmi gazetede yayımlandı. 5 liralık madeni paraların tedavüle girmesi söz konusu. Nedir buradaki son durum? İsabetli bir karar oldu. Ancak madeni 5 liradan ziyade kağıt paraların, yeni banknotların çıkması daha çok önemli olacaktır. En son bu konuyla alakalı geçen hafta Sayın Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan, bununla ilgili işte sahaya bakacağız, kamuoyuna bakacağız, ihtiyaç var mı yok mu diye böyle bir cümle kullandı. İhtiyaç var yani bunu 7'den 70'e herkes biliyor. Çoluk çocuk herkes bunun farkında. Evet Türkiye'nin yeni banknotlara ihtiyacı vardır. 500 liralık, 1000 liralık banknotlara ihtiyaç vardır. Çuvallarla insanların para taşıması artık kabul edilebilir bir düzeyde değildir. Merkez Bankası bunun neyin olduğunu görmektedir. Ama bir kendilerine bir politika belirlediler. Bu politika ısrarla devam ettikçe illa ihtiyaç ve zararı olan bu basımların gerçekleşmemesi düşünülemez. Türkiye'nin demir 5 liradan ziyade kağıt 500 veya 1000 lira banknotlara ihtiyacı vardır. Zaten son bir yıldır buna ihtiyaç vardı ama her geçen gün bu ihtiyaç daha fazla olmaya devam ediyor. Bir noktada itibarın da korunması lazım. İnsanların sırtındaki çuvallarla para taşıması, ülke ekonomisinin görselliği açısından, ülke ekonomisinin böyle kariyeri açısından çok iyi görüntüler ortaya çıkmıyor. Bizim karizmamızı çiziyor yani açıkçası. Dünyaya yabancı yatırımcılar beklerken, yabancı yatırımcı sermayesini Türkiye'ye çekmek isterken insanların sırtında para çuvallarıyla para taşıması hiç hoş bir görüntü değil. Yaklaşık bir yıldır bu görüşümü ifade ediyorum. Yaklaşık bir yıldır da bunu söylüyorum. Ve bundan sonraki süreçlerde de söylemeye devam edeceğim. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan takip ediyoruz falan böyle teknik terimler kullansa da artık teknik terimlerin bir geçerliliği yoktur. Türkiye'nin yeni banknotlara ihtiyacı vardır. Son bir yıldır ısrarla bunu özellikle yapmaması bence dikkat çekicidir. Türkiye ekonomisi itibarı açısından, hane halkının itibarı açısından yurt dışına biz farklı bir fotoğraf veriyoruz. Ve bu fotoğrafın düzelmesi lazım. Ve bizim bir an önce bu noktada normalleşmeye gitmemiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.